yeni normale döndüğümüz bu dönemlerde iş için toplu taşıma kullanmak durumunda kalacaklar nelere dikkat etmeli? Aynı zamanda ofiste kapalı ortamda bir odada 3 kişi çalışıyorken maske ve mesafe konusunda ne gibi önlemler alınabilir? Evet, hayatımızda aslında vazgeçilmezlerin artık başında geliyor. Maske ve mesafe. Dolayısıyla toplu taşıma kullanıyor iseniz mutlaka maske takmalı ve mesafe kurallarına da uymalısınız. Zaten oturma düzeni ağırlıkta veya toplu taşımanın içerisinde mesafe düzeni zaten mümkün olduğu kadar korunmaya gayret ediliyor. İnsanlar artık eskisi kadar birbirine yanaşmıyorlar. Ama bazen sosyal medyada çeşitli videolara karşılaşıyoruz. Bunlar gerçekten üzücü tablolar. Toplu taşımalarda özellikle başkalarının hayatlarını riske atabilecek şekilde maske kullanmamak bence çok yanlış bir davranış. Tabii onun dışında oturduğunuz, kalktığınız, dokunduğunuz tüm alanları da mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ben sizin yerinizde olsam toplu taşımaya binip indikten ellerimi yıkayana kadar asla ve kat'a ellerimi başka hiçbir yüzeye dokunmazdım. Bu da ayrı bir unsur ve dikkat edilmesi gereken bir şey diyebilirim. Covid-19'u atlatanlar nasıl beslenmeli ve neler yapmalı? Şimdi Covid-19'u atlatmışsanız artık yani hayatınızı birazcık daha normale getirmişsiniz. Dolayısıyla dikkat konusunda tabii yeniden enfeksiyon olur muyum olmaz mıyım bu biraz şüphe uyandırmıştı. Ama görüyoruz ki antikor bağışıklığı olmasa bile vücudumuzda hücresel hafıza da gelişiyor. Dolayısıyla bu enfeksiyonla bir daha karşılaşma olasılığımız pek yok gibi. Ama beslenmeye bakacaksak eğer zaten Covid-19 döneminde herkes beslenme alışkanlığını kısmen değiştirdi. Yani işte belki de hazır gıda çok evde yaptığınız gıdalara döndünüz. Biraz daha sağlıklı beslendiniz. Bağışıklığınızı güçlendirecek şekilde beslenmeye gayret gösterdiniz. Belki de bundan sonra bu size bir fırsat olsun. Belki bu uzun dönemi aslında hayat tarzı alışkanlığı elde etmek için kullanmış varsayarak bundan sonraki hayatınıza da aynı şekilde dikkat edebilirsiniz diye düşünüyorum. Covid-19 cilt hastalıklarıyla belirtiyip gösterebilir mi? Covid-19 cilt hassasiyetini gündeme getirebilir. Bu birazcık daha özel bir konu. Herkes için de geçerli olan bir şey değil. Viral enfeksiyonların bazılarında zaten bu tip cilt reaksiyonlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Covid-19'da özellikle mesela morarmalar, ayak parmaklarında en çok dikkat çeken döküntüler veya renk değişiklikleri hep bahsedildi. Vücudumuzun çeşitli bölgelerinde de olabilir ama bu Covid-19'un majör bir belirtisi ve bulgusu değil. Bunu söyleyelim. Bağışıklığı düşünen, ilaç kullanan kronik hastaların ne yapmasını tavsiye edersiniz? Bir defa onların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Onlar normal hayatta da diğer patojenlere karşı yani diğer mikroplara karşı da zaten dikkat etmeleri gerekiyordu. Ondan sonra şimdi Covid-19 dönemindeyiz. Bağışıklığı azalmış olan veya baskılanmış olan kişilerde biliyoruz ki bu enfeksiyon çok daha ölümcül seyredebiliyor veya çok daha morbid yani ek hastalıkları ortaya çıkartacak şekilde seyredebiliyor. Dolayısıyla onların sosyal mesafe, maske kurallarından asla vazgeçmemesi ama onun dışında hijyen önlemlerini alması, belki kalabalıklardan da yani kendi aile içi kalabalıklarından bile uzak durmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Bağışıklığı baskılanmış kişilerde veya ilaçla baskılanmış olan kişiler biliyorsunuz normal beslenme düzeni, işte yedikleri, içtikleri, sebzeler, tabaklar bunların hepsinin hijyenik şartları normal bireylere göre daha farklı. Dolayısıyla aynı kontrolü devam etmeleri zaten Covid-19'a karşı koruyacaktır ama onların bu hastalığı kapmamasını özellikle umuyoruz yani bu dönemde. İlk dönemlerde insanları paranoyak hale getiren yüzeylerden temas. CDC bunun düşük olduğu yönünde güncelleme yaptı. Elbiseler meselesi yüzeylerden bulaşıyor. Şimdi bunu şöyle açıklamak lazım. Özellikle tabii kış döneminde ortamların elverişli olmasıyla yüzeylerde mikropların uzun süre yaşaması mümkündü. Şimdi yaz geldi ne oldu? Elimizde en önemli bulgu SARS-CoV-1'de yani aslında koronavirüsün SARS'ın birinci versiyonu olan mikropla yani virüsle yapılan araştırmalar var ve burada görüyoruz ki güneş ışığına maruziyette yaklaşık 2 saatte o virüs inaktive oluyor. Yani bulaşıcı özelliğini kaybediyor. Dolayısıyla bugünkü şartlara baktığımızda yüzeyler eğer ışık ve güneş alıyorlarsa o zaman o alanlarda daha sınırlı yaşayacaktır veya işte enfekte edebilme potansiyelini korumayacaktır diye düşünüyoruz. Kıyafetlerimizde aynı şekilde sokaktasınız, dışarıdan geldiniz. Güneş ışığına maruziyet, belki iklim ve havanın etkileri sayesinde bu bulaş imkanı bu alanlardan oldukça minimize olacak. Ama yine de el hijyeni bizler için oldukça önemli. Çünkü bazen iç mekanlarda çeşitli yüzeylere yine dokunmak durumunda kalıyoruz. Bunların hepsi riskli. O zaman hiç dikkat etmeyelim. Restoranlarda mesela bugün alınan önlemlerin hiçbir tanesi alınmasına gerek olmasın. Böyle bir imkan var mı? Yok. Ama ne yapıyoruz? Restoranlara bile gittiğimizde teker teker paketlenmiş servis elemanları sayesinde işte yemeklerimizi yemeye gayret ediyoruz. Yani teması yine de sınırlamaya gayret ediyoruz.
Şimdi bu aslında çok ilginç bir hipotez. Hep karşımıza da çıkıyor. Zaten kan grubu diyetleri falan hep böyle biliyorsunuz kan grubuyla bir şeyler ilişkilendirmeye çalışıyor. Her ne kadar böyle kanıtlar birazcık zayıf da olsa. Şimdi Covid'de de aynısını yaptılar. Çin'de Wuhan'da yani hastalığın ilk ortaya çıktığı yerde yapılan bir araştırmada yaklaşık 2000'e yakın, yanlış hatırlamıyorsam 1775 hasta üzerinde ve o hastanın verileri üzerinde bir çalışma yapıldı. Bu hastalardan 200 küsürü vefat etmişti. Yani hayatını kaybetmişti. Ondan sonra bu hayatını kaybedenler ele alındı. Ve işte 18-45 yaş aralığı olan bu insanlarda bir baktılar ki A grubuna sahip olan insanlar aslında bu hastalığı daha ağır seyrediyorlardı. Ve bu hastalık sebebiyle de ölüm oranları diğer hastalara göre daha yüksekti. Sonrasında bir gördüler ki sıfır grubu neredeyse bu grup içerisinde oldukça az. Hatta sıfır grubunun bir koruyucu özellik olduğu söylendi. Ben de bu haberi görünce kendim de sıfır grubu olduğum için hemen dikkat ettim ve biraz detayına baktım. Sonra uluslararası medyada da bu oldukça gündem oldu. Hatta The Independent bununla ilgili bir haber de yayınladı. A ve AB grubunun işte negatif etki altında olduğu, yani A grubunu taşıyan bireylerin hastalığa karşı güçsüz ve hastalığa karşı işte daha vulnerable, yani o hastalıktan daha çok etkilenebilecek, etkilenme potansiyeli olan bireyler olduğu konuşuluyordu. Ancak istatistiksel olarak çok da ciddi anlamlı bir karşılaştırma olmadığı kanaati getirildi ve dolayısıyla bu hipotez birazcık kenara kondu. Ama popüler bir bilim, kan grupları dolayısıyla gündeme gelmişti ama şu an için bence çok bir geçerliliği yok diyebilirim. Yapılan bir araştırmada asemptomatik ya da az belirtiyle atlatıyorsan bulaştırma yapmadığını söylüyor. Ne kadar doğru? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü de bunu söyledi. Aslında ilk ne dediler? Asemptomatik insanlar sessiz taşıyıcılar dediler ve başkalarını hasta ediyor dediler. Sonra işte günümüze geldi. Asemptomatikseniz çok da bulaştırmıyorsunuz dediler. Şimdi burada iki türlü bakmak lazım. Birincisi asemptomatik olsanız da virüsü taşıyorsanız eğer konuşurken bile ağzımızdan çıkan mikro dropletler. Yani bu bir damlacık enfeksiyonu. Havaya bile karışabileceğini ama bu damlacıkların çok böyle sis gibi çok ince partiküller halinde havaya yayılıp onların bizleri enfekte edebileceğini konuşuyorduk. Şimdi tabii damlacık enfeksiyonu madem o zaman konuşurken de çıkıyor. Ağzımda veya işte geniz bölgemde, farenks dediğim bölgede yani gırtlak bölgemde yerleşmiş, kolonize olmuş bir koronavirüs varsa o zaman semptomatik olmasam bile virüsün çoğalmaya başladığı bu evrede ben bulaştırabileceğimi hala düşünüyorum ve bunu aksini ispat eden çok da bir hipotez yok. Sadece semptomatik olan hastalar aslında virüs yükü birazcık daha fazla bulaştırıcılığı var. Niçin? Çünkü onlar öksürebiliyorlar, onlar hapşırabiliyorlar. Daha çok ortama virüsün yüklü olduğu damlacıkları yayabiliyorlar. Bu yüzden sanki hani bulaştırıcılık etkisi birisinde daha fazla, birisinde daha az ama bir tanesinde hiç yok demek değil. Normalleşme sürecindeyiz. Ama hala her gün bin enfekte çıkıyor. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz. Aslında normalleşme sürecinde beklediğimiz bir durum bu. Çünkü birçok kuralı kaldırdık. Herkes aslında sadece kuralı kaldırmak da değil, insanlar çok da sıkıldılar. Yani yeter artık diyorlar, maske takmak istemiyorlar, mesafeye dikkat etmek istemiyorlar. Yaz geldi, tatile gitmek istiyorlar, alışveriş yapmak istiyorlar, arkadaşlarıyla birlikte restoranlara gitmek istiyorlar. Yani bu bir bıkkınlık da getirdi bir taraftan. Çünkü alışkın olduğumuz hayattan evet koptuk. Herkes hayatı için 1 ay, 2 ay, 3 ay çok ciddi bir şekilde feragat etti ve kendini adeta kendi dünyası içerisine hapsetti. Ama bugün normalleşiyoruz dediğiniz zaman neredeyse yani normalleşme şeklinde değil, bir anda normal olma şeklinde bir hayata neredeyse döndük gibi. Ama ben şunu net bir şekilde fark ediyorum. Yani insanlar evet normalleşme sürecinde bu yapmak istediklerini yapsalar bile yine de kişisel hijyenlerine, işte bu mesafe kurallarına daha çok dikkat ediyorlar. Ama tabii birazcık da eğitim de burada ön plana çıkıyor. Yani çok insanlar diyorum. Mesela çalışanlar özellikle diyelim 8.30'da mesai başlıyor. Bir arkadaşımın çalıştığı bir yerden aldığım haber bu. İşte 8.30'da normalde mesai başlıyor. Servisler 8'de geliyor. Dolayısıyla yarım saatlik çalışma alanına gidebileceğiniz bir zaman var. Ve bu oldukça da yeterli bir zaman ama herkes kahvaltısını yapıyor. 8.25'i bekleyip koloni halinde çalışacakları ortama gitmek istiyorlar. Yani bazı insanlar gerçekten bu mesafe ve bu kurallara çok dikkat etmiyorlar. Her gün bunu tekrar ediyor olmamız belki de buna dikkat etmeyen %25'lik bir grup var. %25 niçin diyorum? Anketlerimizde daha çok öyle çıkıyor. Yani %25 zaten bu işin başından beri çok dikkat etmiyordu. Şimdi biz biraz normalleşmeye başladık. Onlar zaten tamamen normali yaşamaya başladılar. Dolayısıyla bu 1000 hastayı görüyor olmamız oldukça normal. 1000 de çok, yani 80 milyonluk bir ülkede 1000 hasta çok büyük bir sayı.
sayıda değil. Açık söylemek gerekirse belki de bunun hastane başvurusu olmaksızın yaklaşık 20 katı bile hasta olabileceğini düşünüyorum. 20 katı olsa bile, bu tespit edilse bile bunun bile yine de çok olduğunu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Antikor testleri ne aşamada? Bu konudan bahsedebilir misiniz? İstanbul Tıp Fakültesi'nde testleri yapına dair haberler çıktı. Valla yani Türkiye'de biliyorsunuz bütün testler aslında geliştirildi. Dolayısıyla ülkemizde kullanmış olduğumuz testler zaten yerli üretim olanlar. İstanbul Üniversitesi'ndeki gelişme hakkında bilgim yok ama Türkiye'nin birçok yerinde antikor testi zaten uygulanabiliyor. İşte zaman zaman ithal testlerle yapılabiliyordu ama antikorda da bir gelişme oldu. Yine onda da bir hız kazanıldı. Antikor testi, yani bu testler konusunda birazcık kafamız karışıyor. Şimdi bugüne kadar acaba geçirdim mi geçirmedim mi, yani risk altında mıyım yoksa riski atlatmış mıyım mı analiz etmek istiyorsak, o zaman antikora bakmamız lazım. Acaba o esnada virüs benim vücudumda var mı ve başkalarını enfekte etme durumum var mı veya ben daha kötü olacak mıyım? Bunu tespit etmek için de antijen testine bakmak lazım. Yani antijen testi aslında burnunuza bir böyle pamuklu çubukla girilip işte genizinizden ta burnunuzun kökünden alınan bir örnekte virüsün DNA'sı çoğaltılıyor ve bakılıyor. Eğer çoğalan DNA virüse aitse o zaman diyoruz ki evet, sen virüs şu anda vücudunda var, 14 günlük karantinaya gitmen lazım. Ama antikor öyle değil. Antikor da bugün var veya yok, yaklaşık son 14 gün öncesine kadar gösteriyor. Yani antikor testinde negatifsiniz demek, siz bu virüste son 14 gün içinde karşılaşmamışsınız demek değil. 14 gün evveliyatına kadar karşılaşmışsınız veya karşılaşmamışsınızın cevabını veren bir test. Ülkemizde de yapılıyor. Belki de risk analizi yapmak adına oldukça makul. Zaten devlet de biliyorsunuz toplumda bağışıklık analizini yapabilmek adına antikor testini yaptı. Ancak tespit edilen sayılar oldukça düşüktü. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıya sizler de sorularınızı yazabilirsiniz. Yani yorumlar kısmına. Bir sonraki videomuzda sizlerin de bizlere yazdığı soruları cevaplıyor olabiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün güncellenen video kütüphanesine bilgi sahibi olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın efendim. Sağlıkla kalın diyorum. Görüşmek üzere.